özelimiz kalmamış ya. Lan. Güzel insanlara selam. RGG'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. RGG ne oluyor? Rastgele gün geçirme, rastgele günlük hayatımda yaşadığım eğlenceli şeyleri falan filanı karışık bir şekilde bir video oluştuğunda RGG oluyor. O da bu. Yani vlog, rastgele gün geçirme hali. Yani benim günüm, sizin gününüz muhteşem. Şu anda videoyu beğenerek daha fazla bu seriden gelmesini sağlayabilirsiniz. Beğendiyseniz açıyorum tekrar. Yani daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Bu kadar basit. İstemediğiniz bir ilişkiye para karşılığında ne kadara girersiniz? Hadi bakalım. Söyle. 100 bin. Abi bunun parası olmaz ya. Yiğit sen de 100 bin nedir abi, gözünü seveyim. Ben ne kadar? Ben para... Abi, söyle ya, söyle bir fiyat. 110. Bana öyle bir tarifler gelmez. Valla ben var ya bak, ben net 1 milyon dolara her yola gelirim lan, bunu söyledim şimdi. Zengin çıkıp basıyormuş parayı, hadi bakalım Enes'cim diye. Ama erkek değil tabii ki, erkek olursa değişiyor. Evet, çok değişiyor. Sen kaç alıyorsun? 0. Bedavaya gidersin. Hayır hiç. Hadi bakalım. Hayır, olayı yanlış anlıyorsun. Oo, para almama gerek yok diyor. Erkeğe gider misin? 100 milyon dolar. Yok. 100 milyon dolar. Gerek yok. 100 milyon dolar. Teşekkür ederim. Evet. Oğlum 100 milyon dolara var ya, kadın olursun lan. Ama ciddi olmak gerekirse ben hiçbir şekilde para karşılığı öyle bir şeye girmem. Şaka yapıyordum sadece. Siz de girmeyin. Kendinizi bozmayın. Oo, kim o yakışıklı? Oo, benmişim. Selam. Burada mıyım diye teyit ettim mi? Kendime arada bakıyorum yakışıklı mıyım diye. Kel olmak güzel mi? Kafan ağrısı. Üstü. Peki Johnny Sins'e benziyor olmak güzel mi? Yok maalesef. Niye be? Bence ilgi çekici. Johnny Reis. Johnny abi çak! Yani çak dedim, iyi ki yanlış anlamadı. Tehlikeli bir adam. Kim osurdu ya? Of! Of! Kim osurdu? Kim osurdu? Kim? Bütün videoda siz konuştunuz, osurup gelince benim adam geçiyor. Bir insanın osurup oturmadığını tipinden anlayabilirsiniz. Şu anda en çok osurmuş gibi tipi olan kim burada? Pardon, osurmuş demeyelim de gaz çıkarmış. Ben bir bakayım. Abi arabanı kullanır mısın? Mehmet. Abi niye bak, bütün söz hakkını siz alıyorsunuz. Gerçekten biri osurunca ben niye suçlanıyorum anlamadım. Bildiğiniz bütün koltuk yatakları unutun. Nasıl ama? Nasıl ama? İki koltuğu birleştirdim. Kamp gibi kamp böyle. Şurada yaşarım ben, biliyor musun? Böyle hani böyle köşeleri kapalı ya şöyle. Güvendeymiş gibi hissediyorum şu köşeleri kapalı olması. Burası benim mekanım, yerim, evim. Böyle dalıyorum. Anam boynum kırılıyordu lan. Evet, çok güvendeyim şu anda. Bak. Muhteşem. Şöyle maskeler aldım. Enes Batur olmak isteyenler için mesela takalım. Nasıl? Ama şunu burnunu bir delmek lazım. Böyle olmadı. Yani burun benim burnum olduğu için tam oturması lazım. Nasıl? Bu benim Cadılar Bayramı cosplay'imdi. Ama paylaşmadım. Bu videoda paylaşıyorum. Böyle gidiyorum insanlara falan yapıyorum. Sonra bir çıkarıyorum, şok oluyorlar. Al sen de tak kamera. Ay, vallahi çok korkunç ya. Şuna bak. Allah kahretsin. Çok korkunç. Yemin ediyorum. Şey gibi ya. Joker filminin küçük bir versiyonu gibi bu. Joker filminin minyatür bir cosplay gibi oldu bu böyle. Onda da palyaço maskesi takıyorlar ya, biz de Enes Batur. Burnumuz dokundurtuyoruz. Ay çok. Bütün Enes Batur medya çalışanları bunu giymek zorundadır. Ne egoist bir insansın be şerefsiz. Şirketin adını kendi adı yapmışsın. Egoist ya, şerefsiz. Ama artık yoldan çıktım. Buranın çalışanları her zaman maske takmak zorunda. Enes Batur maskesi takacağız. Kendimizi belli edeceğiz. Mesai saatlerinde herkesin maske takmasını istiyorum. Takın takın. Alın alın. Ben de takayım. İrem nerede? Telefonla konuşuyor. Konuşurken takacağım. Sonra. Önemli bir şey yapıyorum şu an senin için. Çok özür dilerim Özgür Bey. Tamam böyle yap. Özgür Bey çok özür dilerim. Turgu çok net gözüküyor burada. Değil mi? Güzel beyin. Zeka bayağı verdi mi? Zeka verdi mi? Efsane. Güzel. 500 lira zam yaptım. Çok güzel. Muhteşem bir şey yap. Çok düşündüm beyin. Ay çok korkunç, yemin ediyorum korku filmi gibi ya. Çıkarma çıkarma. Buradaki Enes Batur'lardan hangisi gerçek Enes Batur'dur bilmek için 5 saniyeniz var. 5, 4, 3, 2, 1. Benim. Ben sandınız değil mi? Eğer gerçekten beni bildiyseniz var ya muhteşemsiniz. Ben şöyle gizliyorum. Enes Batur videoları izliyorum. Kendi kendimi izleyince böyle heyecanlanıyorum, garip oluyorum böyle. Ne güzel video, bir like atayım hemen. Şimdi fil dişi macun deney yapacağız. Daha önce bu deneyi denemiştik. Avo! Yani çok tehlikeli ve asla yapılmaması gereken bir deney. O yüzden bunu kesinlikle denemeyin. Sadece burada izleyin ve videoyu beğenin ve abone olun. Bakın ben güvenlik müdürü bile aldım kendime. Şapka olmamış ama. Aa gelmiş. Burada kullandığımız maddelerin ne olduğunu söylemeyeceğim ki kimse denemesin. Ya bulamazsınız zaten de olsun. Eldiven giyme taktiği göstereceğim. Gelin bak. Tüküreceksiniz elinize, daha kolay giriyor. Sen Mr. Muscle'a benzedin ha. Kel ve seksi.
Şimdi burada içinde beyaz bir madde var. Bu tehlikeli ve kimyasal lanet olası bir madde. Birazcık gıda boyası koyuyoruz ki renkli olsun. Alın güvenlik müdürü. Evet, teşekkür ederim. Bunu karıştırıyorum. Sonra biraz sabun koyuyoruz. Cif cif koyuyorum. Ne güzel akıyor. Tamam, şimdi finale geldik. Bunu döktüğümüz anda bu patlıyor ve tehlikeli bir şey. O yüzden kaçmamız lazım. Şundan şu kadar alıyorum bak, şu kadar. Bunu atıyorsunuz ve kaçıyorsunuz mesela. Kalın kalın çıkıyor. Bak dumana bak, bu tehlikeli. Bunu solumak sıkıntılı ama kamera sen çekmeye devam et. Yani bundan bir tane daha var. Farklı bir deney tübünde. Bunun ucu daha ince. Gene renk. Cif. Karıştırıyoruz sonra bunu. Oyna babam oyna. Haydi bakalım. Allah! İmdat! İmdat! Bu devam ediyor hala, baksana. Yani evet, bu deneyler güzeldi ve tatlıydı. Bunlar sadece alıştırma deneyleriydi. Asıl şimdi yapacağımız olay çok daha büyük. Ve burada iki tane kadın getirdik bu varili tanıtması için. Varili tanıtabilir misiniz? Varil. Evet, şimdi bu varilde deneyeceğiz. Bu koca varili komple doldurup ne olacak görmek istiyoruz. Bunun için kimyager var burada. Ne diyorsunuz, ne olacak bu? Şimdi Enes Bey şöyle, kimyasalları içine atacağız ya biz bunun. Evet. Patlayacak ama biz şunu düşündük Demir. Bunun böyle birazcık böyle bir şey olması lazım ki hani böyle püf diye yukarı çıksın. Kimyagere bak, püf diye yukarı çıksın diyor. Muhteşem, tamam. Hayır. Daha demin koyduğumuz miktarları gördünüz. Minik minik koyduk. Şimdi bunun içinde oraya koyduğumuz şeyin hepsi bulunuyor ve bunun hepsini buna koyacağız. Hadi bakalım. Helal, helal. Sanat, sanat, sanat. Vallahi bok yedik ha. Büyük bir sıkıntı olacak burada ve ben sıkıntıyı severim. Siz de sever misiniz? Severim. Evet. Kızlar tehlikeli erkekleri severmiş. Evet. Şimdi bu patladığında bütün kadınları ve çocukları kaçırmamız lazım. Birazdan ne olacaklar için söylüyorum. Şimdi bunu renkleyelim, bu mor. Oo, turuncu. Biraz da kırmızı. Enes bir şey değil mi? Yalnız bu kadar boyla siz Halici boyarsınız demişti adam. O zaman fena. Üçüncü adım. Şey Powerpuff Girls yaratıyormuş gibiyiz. Birazcık kötülük, birazcık yan kesicilik, insanların arkasından konuşma, karaktersiz, samimiyetsiz sözler, yalancılık, sataklık. Oğlum bu ne lan? Bunun içine döşelttim bunu. Burada yani bütün koyacağımız. Döküyorum. At ve kaç. Atıp kaçıyorum. Ben ne tarafa kaç, kaçacağım? Kaç. Ben Yiğit'e kaçacağım. Herkes bir yere kaçsın. Sen buraya kaç, ben seni alıp götüreceğim. İkiye bir. Ölüyorum! Ya bekle gelsin yukarıda. Ha şimdi. Hadi bakalım. Geliyor. Vur. Geldi. Geliyor. Oy çok iyi lan. Kendimi samuray çek gibi hissediyorum. Bak. Of. Oynuyoruz da benim kolum yandı. Bir patladı, altıma sıçtım, kaçamadım bile. 5 lira, bir kesme köpük 5 lira. Hanımefendi 5 lira. Biraz uzasındır. Ay, 5 lira. Oo. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı kaçırın. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı. Hayır, hayır. İçine döküyorum seni. Hazır mısın? Bir tane Twitch yayıncısı bana laf atmış, içerik çalıyorsun da, şöylesin kötüsün de, böyle kötüsün de falan filan. Manyaklarcasına saydırmış, kendisi de böyle akılcı, bilimci, havalı, güzel, cool yayınlar yapıyormuş. Bir tane yaptığı yayından videosunu buldum, izleyelim bakalım neymiş. Yahrain Twerk yapıyor yayının adı. Gerçekten yapıyor olabilir mi ya? Abi gerçekten yapıyor. Gerçekten yapıyor. Abi gerçekten yapacak. Poz verdi, elleri açtı, poz verdi. Abi saçını niye böyle yaptı ki? Muhteşem. Bayıldım, ağlıyorum şu anda. Evet ya, haklısın gerçekten. Enes Batur içerik hırsızı. Böyle hiçbir yeteneği ve başarısı yok. Ama tek başarılı ve yetenekli insan sensin. Twerkçi reis. Bu videoyu ben sık kullanılara kaydedeyim. Arada keyifsiz olduğumda izlerim. Siz de izleyin, komik. Hakkıyla yapıyor ama bak. Pozisyon aldı ve ciddi ciddi yapıyor. Hayatınızda böyle bir şey kolay kolay göremezsiniz. Bir simge, iki jare. Bir simge, Barakoğlu, iki jare. Twerk reisler. Üç de ben olacağım. Yakında bekleyin. Şuna bak. Hava atıyor kaslarıyla. Yumuşak gibi bunlar. Kıllı bir de. Kola bak.
Arkadan çekiyor bak hemen. Tamam ya, en kaslı sensin ya. Ben eziyim. Hatta asansörden inmeyi bile hak etmiyorum ben. Siz gidin ya. Tabii kassızlar inemez tabii. Ah ayağım acıdı ya. Oğlum bu ev pahalı ha. Nereden anladım diye sor. Zıplayınca tavana değemiyorum. Yani bir evde zıplayınca tavana değemiyorsan o ev pahalıdır. Manyak değil. Biliyordum. Ayağım da ağrıyor zaten. Değmiyor musun oraya? Yok yansız. Ha yoruldum. Ben değerim oraya. Şuraya değ, ne istiyorsan yapacağım. Basketbolcu musun? Sen biraz geri açıl abi. Oh! Değmedi. Değmedi. İmkansız. Ah be! Değiyordum ya. Değmedim yok. Yani zenginlik bu işte. Tavanla değmeye çalışıyorsun. Tavanla değmediğimi mi alıyorum kardeşim? Vallahi çok tatlı çocuklar. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederim. Darısı başına inşallah. Videolar da iyi izleniyor mu çocuklarla? İzleniyor. Çocuk yapma videosu çekeyim mi? Bu video 500 bin like olursa çocuk yapıyorum. Çocuğun doğumu bir vlog. Doğduktan sonra ilk elime alışım bir video. Annesinin ilk alışı bir video. Sonra... Peki yapılışı? Tam onu diyecektim. Yapılışı koyman lazım. Yapılışı koyarız. Özel üyelikle satacağım. Yapılışını izlemek isteyenler 100 lira. Enes Hap. Eneshap.com. You diye başlıyor, devamı farklı. You Enes. Hayır, Enes Hap. Yalnız şey diyor. You diye başlıyor, devamı farklı. You Hap. Biz onları izlemiyoruz. Biz daha kaliteli şeyler izleriz. Elde adam da izleyecek zaten. Ben izlemiyorum. Geçen seninle bir video çekiyorduk. Evet. Kolum koluna değdi. Bir içim hoş oldu. Kız olsam. Olmuş yani, buralar şişmiş böyle. Nasıl güzel hoşuna gitti, tamam. Güzel. Bana niye söylemedin değdiği zaman? Vallahi bir o an söylemeyeyim dedim. Çekimdeyiz. Ağzımdan çıkacak şeye emin olamadım. Şu an söyleyeyim dedim. Nespotter bir evliliği yıktı. Dam. Evet sayın seyirciler. Olsun ya. En azından dürüst bir adam. Ya her zaman. Çabak Çoring. Sen ne diyorsun? Sen de hoşuna gittin mi? Ben bir elleyemedim daha ama ellesem hoşuma gidecek gibi. Konulara bak ya. Bak Wi-Fi'ye girdim. Adamın kapı komşusu Murat Boz olunca Wi-Fi'sinde Murat Boz'un Wi-Fi'si çıkıyor. Ama bunu niye gösteriyorum? Wi-Fi'de ne yazıyor bak. Aslı Murat hanımcılık kazandı. Adam magazine dedikoduya girdik. Niye Begüm doğuş değil buranın? Değiştiriyorum şimdi, değiştiriyorum ben. Haftaya ben geldiğim Murat zaman... Bozcuyum artık. O kadıncı çünkü hanımcı. Enes doğuş yapacağım ben şimdi. Tuna bir komedyen, Instagram komedyeni videoyu espriyle bitir. Kanka Allah. Ya bir çocuk niye? Videoyu bir espriyle bitir. Kanka vallahi aklıma gelmiyor. Sen bana aniden böyle espri yaptığınca benim aklıma bir espri gelmiyor ki. Normalde komik misin? Yani doğal olarak komiyim ama birden espri yaptığınca öyle bir şey çıkmıyor. Yani komik. Komiksin yani normalde. Evet. İşte bak yaptı esprisin. Hayda. Kayıtta mı? Niye çekiyor ki şu an? Kapatsana oğlum, bir şey yapmıyorum. Rastgele bir geçirdim.